Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Seyda Alı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Seyda Tapramaz ben. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber bordo tek renk bir yazmamız var ve buna şahane güzel sıralı bir oya modeli yapacağız. Yapımı çok kolay. İğne oyasını yeni başlayan arkadaşların ilk adımda yaptığı işlerden oluşan bir model. Hemen modelimi şöyle göstereyim. Bunu ilk öğrenenler bunları zaten ilk hani temel diyeyim. İğne oyasının ilk temeli zaten bunlar. Bunları birleştirerek bir sıra modeli hazırladım. Umarım sizler de bu modelimizi beğenir ve benimle beraber denersiniz arkadaşlar. Yazmanın kendi rengiyle zürafasını yaptım. Şu şekilde çok sık bir zürafa değil. Model üst üste binmesin diye. Siz de aynı şekilde iri bir zürafa yapın. Çok da abartmadan. Ve daha sonra da altının yeşil kısmını yapabilirsiniz. Şimdi hemen iğnem takılı burada. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve birinci sırayı göstereyim arkadaşlar. Bir tane zürafamı yapıyorum. Daha sonra zürafamın tepesine geldim. Kuyumcu kafesi yapıyoruz. Yalnız buraya geçerken iplerimizin tepelerini şu şekilde kavisli bırakıyoruz. Yine yan tarafa geldim. Üzerine batıyorum ve aşağıya inerken ipimi bir tık kavisli bırakıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bir tanesi bu aşağıya inişlerdeki iplerimizin birbiriyle eşit olması. Hemen birkaç tane daha yapalım alt zeminini oluşturmak için. Pardon, üst tarafını daha rahat anlatabilmek için olacaktı. Şu şekilde birkaç tane daha yapalım. Düğümlerimizi sıkı atalım. İğne oyası yaparken en önemli hususlardan bir tanesi bu. Düğümleri sıkı atmak. İpimizi başlamadan önce mutlaka esnetelim. Zürafanızı ilk yaparken ana temeli sıkı atarsanız, sıkı düğümlerle atarsanız, üzerine yaparken ipinizi ne kadar asılırsanız asılın, zürafanızda esneme, sünme, yukarıya doğru asıldığım zaman benim zürafalarım geliyor diye bir şey olmaz. Hemen bunu da yapayım ve burada yeşilimizi bitirelim. Söylediğim gibi birinci sıramız gayet basit ve çabucak bitecek bir zürafa alt taban arkadaşlar. Şu şekilde kuyumcu kafeslerimiz var. Ya da bülbül tükrüğü de deniliyor. Fil, fare dişi birçok adı var bu temel modelin. Şimdi hemen ikinci olarak beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimde şu tepedeki üst kısma ipimi tutturuyorum. Ve tutturduğum yere çok küçük bir pırpır yapıyorum. Şu şekilde bir pırpır arkadaşlar. Bakın çok minik bir pırpır. Pırpırımın tepesine geliyorum. Üste battım. Ve aşağıya iniyorum. Yani yan taraftaki diğer kısma. Şu şekilde burada da aynı şekilde ipimi bombeli bırakıyorum. Burada da yine dikkat etmemiz gereken bu iniş iplerinin boyutlarının aynı olması. Buna çok dikkat edin. Şu şekilde. Aynı şekilde hepsinin tepesine birer küçük pırpır yapıp tepe noktasına geliyoruz. Ve diğer yan tarafa geçip bombeli bir ip bırakıyoruz. Şu şekilde.
Yine aynı yere batıyorum. Bu arada beni Sevda Sevda Tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Videolarımı izler ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ne kadar çok hani böyle destek olursanız ben de o kadar çok motive oluyorum, inanın. Bu şekilde bu sıramızı da devam ediyoruz. Bunun da aynı şekilde sonuna kadar gelelim. Daha sonra üzerinden de birkaç tane pırpırını göstereyim ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Hemen bitirmek üzereyim. Sonuna geldim. Zaten metodunu anladınız diye artık hızlı yapmaya başladım. İnanın çok çabuk bitecek bir model. Hediye yapabilirsiniz. Ya da bu modelimizi hacı tülbentleri var. Hacı teyzelerimizin kullandığı, babaannelerimizin, annelerimizin kullandığı o tülbentlerinizi bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de üst sırasını yapıyoruz. Şöyle elimi koyayım daha net görebilin modelimizi. Bu şekilde de ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Sıra geldi üst kısmındaki pırpırlı yerlere. Hemen onun için de iğnemi hazırlayayım. Bir tanesini boş bırakıyorum. İkinciye tepesine ipimi burada sabitliyorum. Bunun üzerine hemen pırpırıma başlıyorum. Bir, iki. İki tane pırpırımı yaptım. Ortaya gelen üçüncü pırpırımı ben burada dikkat çeksin diye, bir çiçek gibi görünsün diye bir tık uzun yapıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz hepsini aynı boyda da yapabilirsiniz. Yine iki, sondaki iki tanesini bir tık daha küçük yaptım. Burada pırpırım bitti aslında. İstersem kopartabilirim. Ya da kopartmak istemiyorsam, daha hızlı seri ilerleyeyim diyorsanız yan taraftakini hemen geçebilir ve burada yine iki pırpır bir saniye hemen şu şekilde iki tane pırpırımı yapıp üçüncü pırpırımı bir tık daha uzun yapıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman daha hani çok iş yaparsınız. Kısa zamanda uzun iş olur. Hemen yine yan taraftakine geçiyorum. Ben bunları tek renk yaptım üstünü. Siz dilerseniz bunları renk renk de yapabilirsiniz. Ya da ben aralarında birer tane atladım. Siz dilerseniz aynı şekilde 2 ya da 3 tane de atlayıp ara ara da bu pırpırlarımızdan da koyabilirsiniz. Hemen sona geliyorum. Bir tane daha yapalım ve burada bitirelim. Daha sonra da bu iplerimizi her iki taraftan kesiyoruz ve ortaya temiz güzel bir iş çıkmış oluyor arkadaşlar. Hemen ben burayı bitireyim. Aralardaki ipleri keselim ve modelimizin bitmiş haline de hep beraber bakalım. Şu şekilde kesiyorum. Aynı şekilde bunları da buradan ve buradan da kesiyorum. Dilerseniz siz bunları daha yakın, birbirine daha yakın yapıp ortadan sadece bir tane makasla kesip bitirebilirsiniz. Bakın bu şekilde hemen bitti.
Evet, bugünkü modelimiz de bu şekildeydi hanımlar. Umarım sizler de benim gibi modelimi beğenir ve benimle beraber modelimizi denersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beni desteklemeyi, yorum ve beğenilerinizi yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.